Ordu Giresun Havaalanı için önemli bir adım daha atıldı. Bugün havaalanı inşaatında kullanılacak olan 30 bin ton taş için patlatma işlemine başlanıldı. Buraya Hülyalı Kaymakamımızla birlikte yerinde inceleme yapmak üzere. Yetkili şirket tarafından Turnasuyu Köyü divane mevkiinde bulunan taş ocağında patlatma işleminin başlatılmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selami Aydın beraberinde Gülyalı Kaymakamı Yemen Bayrak'la alanda incelemelerde bulundu. Kaya dolguyla yapılacak olan bir inşaat olacak, havaalanı olacak ve dünyada ikinci örneği olan bir havaalanı olacak. Bu havaalanında kullanılacak olan kaya dolgu ilk etapta şu karşıda görmüş olduğumuz alandan alınacak. Genel Sekreter Selami Aydın basına bilgi verdi ve Ordu ve Giresun illeri için hayati önem taşıyan havaalanı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Yapılan incelemelere göre deniz suyuna dayanıklı olması itibariyle bölgedeki taşın uygun olduğu değerlendirildi. Bu çerçevede ilgili şirket, havaalanının alımını üstlenen şirket bu bölgede 45 dönümlük bir arazi satın aldı. Ve gerekli izinleri, ruhsatları filan verildi. Ve çalışmaya bugün itibariyle biraz önce yapılan ilk patlatmayla birlikte başlanıldı. Türkiye'de ilk defa deniz üzerine bir havaalanı yapılacağını hatırlatan Aydın, çalışmayı yürüten yetkili firmamızda bugün itibariyle inşaatta kullanılacak olan 30 bin ton taşın patlatma işlemine başladı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından biz de İl Özel İdaresi olarak buraya gelen yolun kamulaştırılmasını tamamladık dedi. Bu o kadar yoğun taş alınacağı bir bölgede yolla ilgili de gördüğünüz gibi çalışmalara başladık. Buraya gelen yolun kamulaştırılma işlemlerini de il özel idaresi olarak biz üstlendik, biz yapıyoruz. Malum burası aynı zamanda bir köy yolu, köyümüzün yolu. Bununla ilgili yol üzerindeki yolun biraz genişletilmesine dahil ederek acele kamulaştırma yöntemiyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir an evvel neticelenecek. Acele kamulaştırma bildiğiniz gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan bir işlemdir. Bununla ilgili süreç şu anda bakanlıktadır, İçişleri Bakanlığındadır. Tabii bu süreç bir taraftan devam ederken diğer taraftan da mevcut yolu kullanarak şirket çalışmalara başlamış durumda. Niye? Çünkü bizim bir an evvel bu havalimanı inşaatını bitirmemiz lazım. Sayın Bakanımız efendim öncelikli işler arasında burayı adım adım takip ediyor, gün be gün takip ediyor. Dolayısıyla bu havaalanı Ordu ve Giresun bölgesi için çok önemli. Hayati derecede önemli. Ordu halkı için önemli. Giresun halkı için önemli. Ve bir an evvel biz bu Ordu Giresun havaalanının inşaatının tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulmasını dört gözle bekliyoruz. Herkes gibi biz de. Aydın, ilk etapta ocaktan 3000 ton taş çıkarılacağını da dile getirerek, daha sonra yine bu bölgede yeni bir taş ocağı daha açılacak. Oradan da ilerleyen günlerde taş çıkarma işlemi yapılacak. Biz de ilgili kurumlar olarak çalışmalara her türlü katkıyı veriyoruz diye konuştu. Çalışmalara gerçekten büyük bir sevinç ve mutlulukla başladık. Gülyalı Kaymakamı Yemen Bayrak'ta bölge halkının uyumlu katkılarının olduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Herhangi bir aksilik olmadan da bu çalışmaları sonuçlandırırız. Bu çalışmalar başladığı bu süreçte vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye ve fedakarlık için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımız bize kamulaştırma işlemlerini beklemeden, diğer işlemlerini beklemeden her türlü noktada yardımcı oluyorlar. Haliyle biz de kurumlar olarak ilgili firmaya yardımcı oluyoruz. Amacımız sonuçta milletimizin ihtiyacı olan, insanımızın ihtiyacı olan bu havaalanını bir an önce hizmete sokmak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öte yandan havaalanını inşa edecek konsorsiyum firmalarından Cengiz İnşaat, şantiye şefi Ömer Işık da 20 günlük süre içinde taş ocağında her gün patlatma yaparak kaya dolgu alanı açacaklarını ve 27 Ocak tarihinden itibaren deniz dolgusunun başlayacağını belirtti. Işık, 2013 yılı sonuna kadar yatırımı teslim etmeyi planladıklarını da söyledi.